Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu akşamki mevzu, olayları farklı yorumlamamıza vesile olan, hayatı farklı anlamaya da aynı zamanda vesile olan bir mevzu. Olayları ve kendisini de, tabiatı da, varlığı da, hadiseleri farklı yorumlamamıza vesile olacak bir mevzu. Hakikattan hem ecel muayyen ve mukadderdir. Yani rızık, ecel, ömür mukadder değil, mukadderdir, takdir edilmiştir, muayyen değildir. Yani bizim için belli değil. Bu rızık ve ecelin belli olmaması, saklanması hayatı farklı şekilde yorumlamamıza vesile olur. Eğer muayyen olsaydı hayat donuk olurdu. Hayat donuk olurdu ve biterdi ve insandan beklenen, o fıtratında cevherinde bulunan istidat ve kabiliyetler hareketlenmezdi. Yani fıtratı hareketlendiren sebep ortadan kalkardı. Belli bir şey için zaten bellidir. Zaten bellidir. Peki sen uğraşsan da uğraşmasan da zaten öyle olacak. Niye ben gayret edeyim ki? Zaten olacak. Hiç kimse kaderin böyledir diye kolunu bağlamıyor. Kaderimde ne varsa olacaktır diye demiyor. Diyor mu öyle, kaderim neyse öyledir, tam elini koyuyor. Hem rızk herkese göre bir taayyün içinde mukadder, mukadderat defterinde kayıtlı edilmiştir. Fakat mühim bir, gayet mühim bir hikmet için hem ecel hem rızk perde-i gaybta ve müphem ve gayr muayyen. Zahiren tesadüfe bağlı görünüyor. Yani rızık gayet mühim ve hikmet için, başka ecel hem rızk, üç tane şey. Rızık, ecel, ömür. Şimdi ömürle ecel arasındaki farkı bir şey yapayım. Kanser öldürmez. Tansiyon da öldürmez adamı. Kalp krizi de öldürmez. Öyle bir şey yok. Yuhyi ve yumit Allah'tır. Fakat o ona unvan oluyor. O onu vesile ediyor. Şimdi eğer kanserdir, veremdir, tansiyon gibi şeyler ölüme vesile yapılmazsa bu adamı ahirete nasıl göndereceksin? Buharlaştıracak mısın? Demek ki öldürüyor. Öldüren Allah'tır. Çünkü niye? Mesela trafik kazasında baban öldü. Kolu, bacağı parçalandı. Canı çıkmıyor. Çıkmıyor, her parçada can var. Kafası orada. Oğlum beni kurtar. Ne yapacaksın kafa orada? Yani solucan, hani kazmayı ikiye vurursun, iki tane olur. Bir daha vurursun, iki tane olur. Çıkmıyor canı. Yani hayat atom seviyesinde olsa, ki zaten orada ama çıkma noktasında, hepsi müstakil olsa, atomdan hayatı nasıl alacaksın? Her zerreye. Her zerreye nüfuz etmiş. Zaten nüfuz etmiş ama aldığı için biz zannediyoruz ki kafa koptuğu zaman ölüyor. Allah onu şart-ı adi yapmış. Yani elektronun, protonun etrafındaki elektronu almak nasıl ki atomu değiştirmekse, ki bir insan bunu yapamaz, nükleer santralde olur bu. Bir insanın da canını protonun etrafındaki elektron seviyesinde böyle bir yapı olsa, öldür hadi, nasıl öldüreceksin? Kafayı kopardın canlı. Bu ayrı, bu ayrı. Çıkmıyor. Demek ki atomun içerisindeki o enerjiyi almak nasıl nükleer bir santral gerekiyorsa, bedenden de hayat almak için Allah gerekiyor. Ama kullandığı santral Azrail Aleyhisselam. Sistem o. Sistemin adı. Peki. Bu dünyada kalma müddeti ömürdür. Ne kadar kalacaksın, ömürdür.
Ecel ise çıkış tezkeresidir. Mesela soruyorum. Yusuf sen askerlik yaptın. Neciydin? Çavuştum. Piyade. Sen ne olarak mezun oldun? Jandarmaydın. Bakın herkesin bir askerlik ömrü aynı diyelim. Herkes de 12 ay mı? Bizim zamanımızda 18 aydı. Şu an 12 ay. Galiba. 12 ay. Herkes de ömür aynı. Yani bulunma müddeti tezkere aynı. Tezkere süresi aynı. Tezkere süresi aynı. Fakat teris unvanın sıfatı farklı. Buna ecel deniliyor. Yani hayattan teris etme şekli. Bu eceldir. Kanser, ecelin şeyi. Öyle yazılmış. Tezkerede çavuştu. Köprücüydü, çaycıydı. Çavuştu. Buna ecel deniliyor. Ömür ise ömür, mesela ben Adem Aleyhisselam zamanında olabilirdim. Muhammed Aleyhisselam zamanında da olabilirdim. 50 sene önce de, 100 sene önce de olabilirdim. Şimdi niye buradayım? Niçin ben asıl saadette gelmedim? Bir sürü soruların da cevabı olur şu. İnsanın fıtratı yani ruhu en güzel hangi ortamda inkişaf edecekse o şartlara tam uyumlu olarak yaratılmış. O gelen ruhu bir saat önce alsan da olmuyor. Bir saat sonra da bıraksan olmuyor. Ruhun merhamet ilahiye herkesin ruhunu sıraya koyması, yani ruhu o zamana koyması fıtrata en uygun zamanlamadır. Vefat da şöyledir. Şimdi bir kul yaşıyor. Üst ölü nokta diyoruz motorculukta. Ondan sonra piston aşağı inecek. Çıkıyor, daha çıkacak yer yok. Bundan sonra kemalat durdu. Artık gayri kemalat başlayacaksa tam o anda alıyor. Çünkü kazandığını kaybetmesin diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam 63 olması. Ondan sonra beli bükülecek, burnu akacak, abdesti tutamayacak. Bunlar da bizim için sünnet olacaktı. Burnu akmak sünnettir, abdesti kaçırmak sünnettir, beli bükülmek sünnettir. Hayat ne olurdu? Altısı olurdu. Onun için en mükemmel zirveye çıktı bedensel en kemalat hali, biyolojik yapı. Yani bir eksiklik gözükmemesi lazım bedensel yapı. Ki sünnet olmasın o, ümmete sünnet olurdu. Ne yapmış? En üst ölü nokta, ölü yani. Motorculukta üst ölü nokta, öldü artık. Ondan sonra iniyor. Demek ki herkesin ömrü belirli yerde durması onun kemalatının son doruğudur. Ondan sonra aşağı inecekti. İnmesin diye merhameten kesiyor. Peki bunun uzunluğu kıymetini belirlemez. Uzun veya kısa hiç önemli değil. Uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Mesela Bursa'da var, çıkarken görürsünüz solda. Çınar ağacı var. 700 küsür mü, 900 küsür mü ne yazıyor? 915, 25 mi ne plakası var onun. Acayip bir ağaç. Şimdi soruyorum size. Bursa'da bir 900 sene yaşayan bir kereste çınar olarak mı yaşamak isterdiniz 900 sene? Bir saat insan olarak mı dünyada yaşamak isterdiniz? Bir saat insan mı 900 sene kereste mi? Bir an bile diye. Şimdi demek ki ömür belli, kesin. Ecel de çıkış şekli. Kimisi kapıdan kanserle çıkacak, kimisi veremle çıkacak, kimisi tansiyonla çıkacak. Yani bunlar ölümün illeti değil, hikmeti. Onun için kanser öldürmez. Yümit Allah'tır. Peki bu sana ne kazandırıyor bu konuşmam? Hayata bir güven getiriyor. Allah Allah, elhamdülillah. Yoksa hayat çekilmez olur. Bu anlattıklarımı idrak edemezsen. Yani her şey seni tedirgin eder. Ulan acaba kanser oldu mu? Bu yemek şey yapar mı? Acaba şu mu? İnsanı rahatlatıran iki sebep vardır. Doktor teslimiyet, doktor meşguliyet. Yani Allah'a karşı teslim olan bir ruh asude ve sükun bulur. İkide bir her şeyden tedirgin olan ruh hayatta nasıl lezzet alacak?
yaşayamaz ki. Mümkün mü? Diyor ki, gayet mühim bir hikmet için hem ecel hem rızk perde-i gaybda ve müphem ve gayri muayen zahiren tesadüfe bağlı gibi görünüyor. Mesela rızık. Adam koşturuyor. Niye kazanacağız abi diyor. Oysa belli. Ama bizim için belli değil. Senin için de muayen olsa gelecek. Ne olur herkes elini bağladı, gayret etmiyor. Hayat durur. Gayret olmaz, mücadele olmaz, fıtrat inkişaf etmez. Eğer ecel güneşin grubu gibi muayen olsaydı, eğer ecel güneşin batması gibi belli olsaydı ne yapardık? Mesela diyelim ki Hasan kaç sene yaşamak isterdi dünyada? 45. Şimdi 45 yaşında mısın? 36. 45 mi yaşamak isterdin? En mükemmel. Peki şu anda yarıyı geçtin. Yarısı nedir? 22,5 mu? Diyor ki yarı ömür gafletti mutlaka da ve ahirete çalışmamakla zayi olup. Yani asla 45 kesin. Oraya kadar zaten yaşayacağım. Niye şimdi dinle uğraşacağım? Namaz diyoruz. 30'a kadar gelelim. Hani var ya, ya daha gençsin. Nereden biliyorsun gençsin? Dün geçti, yarın var mı? Söyleyin kabristana, ölen hep ihtiyar mı? Yani kabristanda, geçen işte bir tane benim yeğeni gömdük, 1 yaşında. 1 yaşında. Dün geçti, yarın var mı? Söyleyin kabristana, ölen hep ihtiyar mı? Yani eğer 45 dedin, 40'a kadar, ya şimdi erken. Niye? Belli ama. Peki, daha hele 40 olsun, daha gençiz. Nereden biliyorsun genç olduğunu ki? Ömrünün olduğunu nereden biliyorsun? Bir, bu elimle o kadar ceset yıkamışım ki. Ya bir tane yeğenim işte. 1 yaşında. Adam telefon ediyor. Geçen. Hocam. Galiba şeker. Benim diyor. Ayağı. Tabi bu buttan. Kesilmiş. O diyor. Ayağın diyor. Cenazesi kılınır mı diyor. Cenaze namazı kılınır mı diyor ayağının. Dedim kim kılacak? Biz kılacağız dedi. Kimin ayağı? Benim ayağım. Ne niye diye niyet edeceksin dedim. Ya Rab niyet eyledim ki Allah için namaza, Peygamber Aleyhisselam selavata, ayağa dua için dua ya. He? Ayağı kime yani? Yani ayak meyte mi meyit mi? Er kişi niyetine mi, kadın kişi niyetine mi? Ne diyeceksin? Ayak niyetine. Ayak niyetine. Durdu o da durdu. Hocam bir soru sorduk dedi ya. Zaten kafası tepesi atmış. Ben de şöyle şeyi çok seviyorum ya böyle hikmetle cevap vermeyi. Yani olmazmış. Ha hoca öyle dedi. Demeyecek. Ha ayağı olmazmış. Ama ben desem ki olmaz kardeşim olur mu ya git göm bir tarafa. Diyecek ya senden önce göm diyecek. Hoca dedi ki göm. Ama şimdi ne diyecek? Lan ayak için cenaze namazı olur mu diyecek. Hikmeti anlatınca böyle. Niye olmazına intikal ediyor. Anlıyor ya. Şey olduğu gibi. Demiş ya Karadeniz'de sana. O şey şey gibi o Gürcistan'a avlanmaya gitmiş. Realite pazarlı bizim Rezelek Demirisi. Ondan sonra avlanmaya gitmiş gemi. Çok eşitli fırtına. Bu fıkra değil ha. Ben bizzat yaşamış. Ondan sonra fırtına hakikaten. Fırtınaya tutulmuş. Ya Rabbi bizi buradan kurtar. Bir öküz keseceğim. Allah da kurtarıyor. Limana geliyorlar. Bilmiyorum kaç gün sonra o zamanın heyecanı mı. Geliyor. Dedi ki hocam. Böyle dedim. Tamam. Ya dedi bir koyun olamaz mı dedi, değişmez mi dedi, bir öküz dedim ama. Bunu karada diyor. Bir koyun olmaz mı yani? Olur ama dedim bir şartla. Neydi hocam dedi. Bir daha bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa kes dedim. Yani koyun kesebilirsin. Eğer bir daha Allah'a, bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa koyun kesebilirsin. Ama yaptın hocam dedi ya. Olur mu dedi. Tabi dedi ya. Ben şey için sordum. Evirip çeviriyor. Tabi hocam keseceğiz dedi. İstersen kesme. Olmaz deseydim
Ya ne olmaz falan hocam, o da adattayım ve falan diyecekti. Ben ne dedim? Bir daha bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa koyun kesebilirsin. Anladım dedi. İstersen anlama. Bak, demek ki ömür belli olsaydı daha var diye kesin ya, yarı ömrü çalışmamakla zayi olacaktı. Adam neticesi belli değil, ne zaman öleceği belli değil, hala gaflete geçiriyor. Bir de belli olsa ne yapacaktı? Kardeşim ölüm var, var hocam ama 17 senem var daha diyecekti. Daha vakte var daha geçmesine. Ya. Bekletiyoruz son vakte kadar. Öyle olurdu. Yarı ömründen sonra her gün ölüm darağacı tarafına bir ayak atmak gibi deşitli bir korku alıp, acayip bir şey ya. Aha bugün öleceğim. Aha 10 saat, 9 saat, 8 saat, 7 saat. Ne olurdu insan ya? Ankara'da böyle bir hadise oldu da. Bu keresteciler sitesinde fırına veriliyor. Tabii siz o tarihte çoğunuz belki bilmezsiniz ama 1982. Ya 82 ya 83 tarihinde fırına kereste veriliyor. Şu anda nasıl bilmiyorum, o zaman öyle. Fırınlama yapılıyordu. O zaman Mecidiyeköy'de konuşuyorlardı onların akrabaları. Fırın otomatik ateşliyor. Yani insanlar gelmeden sistem ısınsın diye bir saat, iki saat bilmiyorum artık. Ondan insanlar gelmeden önce ateşliyor, fırın ısınıyor. Böyle bir sistem ve kutu gibi. Öyle kereste koyuyorlar, sürüyorlar. Patronlar herkes gittikten sonra çıraklar dükkanları temizliyor. Temizlerken tabii sönmüş yani fırın. Onunla şakalaşıyorlar, kapılarını kapatıyorlar, birine ne yapıyorlar. Onu yerleştiriyor, bunu yerleştiriyor derken bir tanesini fırına atmışlar. Daha önce de yaptıkları gibi. Sonra giderken çıkarıyorlar. Hani böyle tabut gibi ya böyle. O zaman da ben çok iyi hatırlıyorum. Pilli şey çıkmıştım. Hesap makinesi ve şey çıkmıştı, bir de saat. Tınk öterdi. Ondan sonra ışık yanardı. Çok acayipimize giderdi. Işıklı, lambalı saat derdik. Acayip. Basardık, lamba bir şey yapardı böyle. Çok orijinaldi o tarihte. Yeni çıkmıştı. Çocuk da onlardan almış. Saati var. Şimdi tabut gibi böyle o saça kereste gibi bunu atıyorlar. Tabii daha önce de atmışlar, dün atmışlar arası gün ama çıkarken ne yapıyorlar? Açıyorlar. Şakalaşıyorlar ya çocuklar. Şakalaşıyorlar. Ondan sonra bunu atıyorlar. Fakat bunu unutuyorlar. Çok iyi hatırlıyorum. 13-14 yaşında bir delikanlı. Bunu atıyorlar gece. Fırın soğuk. Tamam. Fakat çekip gidiyorlar. Bu çocuk biliyor. Saat lamba yanıyor ya. Yakıyor. Keşke bilen bu lambalı olmasaydı saati. Bakıyor. Tamam bunlar gitti. Gürültü yok. Beni unuttu. 13-14 yaşındaki çocuk 10 saat kaldı. 9 saat kaldı. 8. Yani ne zaman tutuşacağını biliyor. Ateşleme ne zaman olacağını biliyor fırının. Ölümüne her an adım adım giden bir insan. Ne olur? Aha 5 saatim kaldı. Aha 4 saatim kaldı. Yanacak yani. Öyle yatıyorsun, kıpırdayamıyorsun fırında. Saate bakıyorsun. Kolay mı arkadaşlar ya? Evde tek kalamıyorsun ya. Yani canım sıkıldı değil mi? Yani bu misal verirken bile adamın canı sıkılıyor. Ondan sonra bir tanesi, onlardan bir tanesi rüya görüyor. Çocuklardan. Rüyada yaptıklarını hatırlıyor, fırlıyor, ağlayarak babasını uyandırıyor. Böyle bir şey yaptık baba. Ateşlemesine bir saatten az kalmış. Şeyle yetişiyorlar taksiyle. Daha ateşlememiş yani. Şey yapıyorlar. Adam çocuğu çıkartıyorlar. Ama dikkat edin, bir saat daha var yani ateşlemesine. Ama iş işten geçmiş. Çocuk 80 küsur yaşına hal almış. Bir gecede 10 küsur saatte tamamen biyolojik yapı, bütün hormonlar hepsi bir anda ne kadar hızlı çalışıyorsa 80 yaşındaki gibi bir ihtiyar halini alıyor. Saçları beyazlanmış, saçları dökülmüş.
Yani hemen 13 yaşında emekli yapmışlar. Onların yakınları gelmişti Mecidiyeköy'de de ondan biliyor. Çocuk bitmiş, 80 küsur yaşına halini almış. Yani her an böyle yarıdan sonra insan ölüme karşı gitseydi. Peki ölüm o kadar kötü mü? Hiç de öyle değil. Ama çocuk tabii bilmiyor. Ama bilsek böyle yine de düşünemeyiz. Ne kadar ölümün güzelliğini bilsek, bilsemilerdi. Eceli bilsek rahat edemeyiz. Rahat edemez. Ne kadar bilirsen bil. Ecelin gizli olması bile çok büyük bir nimet. Çok büyük. Mesela eve giderken veya yarın bir parmağın kesilecek ya. Parmağın kesilecek o kadar. Bunu bilsen yarın 11'i 10 geçe. Yarın 11'i. Biz neredeyse 12 saat var. Şimdiden beri azap çekmeyecek misin? 12 saat önce veya bir hafta sonra olacak. Bir hafta sonra benim elim kesilecek. Giderken tuğla kafama düşecek. Değil mi? Ne kadar azap olurdu. Gaybi bilmek. Gaybi bilince ancak Allah ve Allah dostları, geniş ruh sahipleri ancak tahammül edebilir. Bak bir tanesini söyleyeyim. Benim bana katkısı çok olan Hızır abi, belden aşağı 22 sene felç. Günah yapma şansı yok adamın. 22 yaşında felç oldu. Belden aşağıya trafik kazasında. Vakıf. Ömrü tam 44 olmuş. 22 sene vakıflıkta geçmiş. Yer yer Abdülkadir Geylan Hazretleri gelip götüren, gezdiren zat. Böyle bir zat. Bir gün çağırdı bizi. Ama öyle kemalat bulmuş ki, bakın günah işleme şeyi yok. Televizyon melezyon yok o tarihte. Belden aşağı felç biliyor musunuz? Göbekten aşağı hiçbir şey hissetmiyor. 22 sene evde ve kitap okuyor, ders yapıyor. Ne olur? Günah yok. Bu adam bazen şöyle derdi. O kadar ötelere aşına peyda etmiş ki ötelere. Bana derdi ki Hasan, buyur abi. Bazen şaşırıyorum. Burası mı orası? Orası mı burası mı? Karıştırıyorum derdi. Siz orada mısınız abi? Orada mısınız galiba şeyleri? Evet. Karıştırıyorum dedi. Allah Allah. Bak o ne dedi böyle, bana ne dedi? Bir gün canım sıkıldı dedi. Çok ama çok bunaldım. Evdekiler de gitti diyor Samsun'a. Kaldım dedi. Akşam gelecekler. Tekerlekli araba. Ya artık 15 senenin üzerinde oldu. O zaman 22 sene daha olmadı. Bunaldım. Artık intiharı bir düşünebilecek duruma gelmiş. Böyle bir şeydi. Baktım ki denizin üzerinde diyor. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Denizin üzerinde diyor. Çok bunaldım. Bir nur gözüktü. Evleri böyleydi. Denize bakıyordu. Baktım gittikçe acayip bir nur. Sonra baktım bana yaklaştıkça insana dönüştü. İnsana dönüşü baktım. Allah Allah tanıdım dedi. Baktım Abdülkadir Geylan Hazretleri diyor. Dedim ya rüya mı Zürabi? La kaç defa dedim sana diyor. Böyle iddet ederdi kızardı. Dinle doğru dinle. Tamam abi. Gündüz camdan bakıyorum. Bunaldım artık. Baktım ki diyor Geylan geliyor. Tanıyorum dedi. Çok gördüm mutaati defa. Geldi bana dedi ki, Hızır çok mu darlandın? Evet ustadım dedi. Dedi ki, bak ne biçim zaptı, ne diyeceğim şimdi? Onu ona bina edeceğim. Cübbemi tut dedi, gözünü açma. Ben sana aç diyene kadar açma. Bizzati ben duymuşum ha, bunları söylüyor. Ve vakıf adamıyım. Ondan sonra böyle soğukluk geliyor, rüzgar değil diyor. Hissediyorum ki bir seyahat halindeyiz. Beni bir yerde durdu. Dedi ki bana, Hızır, dön ve Allah aşkına sen öyle olsan uçaktasın. Dön ve arkana bir bak dedi. Ve gözünü aç. Açtım baktım ki dünya misket kadar. Mavi bir kütle. Aa, dünya orası dedi. Hızır abi dedim, duramadım ya. Ne oldu sonra? Dedi önümde böyle bir delik dedi. Yeşile benzeyen bir delik vardı. Ne yaptınız onu? Tamam dedi. Oraya kadar sana yeter dedi. O zat bana ne dedi? Bunu anlatmak için anlatmadım. Bir gün baktık. Topladı bazı kişileri. Rengi kağıt gibi. Böyle yaşayan bir adamı.
Baktım rengi kağıt gibi. Dedim bir ciddi bir iş var. Dedi ki arkadaşlar, bu akşam dedi, Allah Allah, Hazreti Ali radıyallahu anh ve Fatıma-tı Zehra radıyallahu anh'a odama geldiler, yatağıma. Sağ ayağıma Hazreti Ali solanana anamız dedim. Dedi ki bana, Hızır, hadi gel, ömrüm bitti. Ondan sonra dedim ki, üstadım, korkuyorum. Dedi ki, ben İmam-ı Ali, tanımadın mı? Tanıdım üstadımın üstadı dedim diyor. Ben İmam-ı Ali, benle beraber gideceğiz diyor. Korkuyorum üstadım. Dedi ki, madem korkuyorsun, elini de yaptı. Ömrüm bitti ama sana Allah'ın ihsanından bir 10 gün daha mühlet. Ben falan tarihte, falan saatte öleceğim dedi. 10 gün sonra. Ona bir acayip oldum. O kadar etkilendim, o kadar etkilendim ki böyle bir garip oldum. Yani burası mı orası, orası mı burası diyen, karıştırıyorum diyen adam. Allah Allah. Sonra son gün tabii bırakmıyoruz. Son gün geliyor. Son gün herkesle vedalaşıyor. Odam, benim falan saatte odamı açacaksınız. Kimse girmesin. Hakikaten o saatte giriyorsun oda. Bir yarım saat sonra, bir saat sonra bilmiyorum. Anlarsın, aynı gitmiş. Şimdi ölüm Allah örtmüş. Böyle hissimiz intikal fazla etmediği için latifemiz intikal ediyor, beka istiyor, sonsuzluk istiyor. Oralara fazla iş yapmayınca bir çekingenlik duyuyor. Ben şöyle anlıyorum yani. Mesela bir kıza kafayı takıyor, seviyor, intihar ediyor kız için. Değil mi? Bir fabrikada işi çıkmaza gidiyor, intihar ediyor. Bir kız için intihar eden bir insan, fabrika için intihar eden bir insan, cennetin hurilerini ve servetini görse, kalır mıydı dünyada? Kalmazdı. İşte eğer ahiretin güzel yüzünü kabirle, kefenle, ecelle, kanserle örtmese hiç kimse kalmaz, intihar eder giderdi. Kız için intihar eden, huri için 10 defa intihar eder. Ama örtmüş. Çok istisna zatlara gaybi haller açılıyor. İşte oysa birbirine dün akşam misal vermiştim. Tebdil oluyor. Tebeddül oluyor. Pardon. Tebeddül oluyor. Yani misalim şuydu. Bir pil vermiştim misal. Pil. Kameraya koyuyorsunuz. Kameraya. Film çekiyorsunuz. Pil bitiyor zahirde ama filme dönüşüyor. Film çektiniz. Bazen o çektiğiniz film harcadığınız pilin 100 katı, 1000 katı bir değer alıyor. Bazen işte o pille çektiğiniz hiçbir değer almayan bir film, hatta mesuliyet yükleniyor. Bir pis bir şey çekiyorsunuz. Pil de gidiyor. He? Pil de gidiyor. Pil de gidiyor. Zahirde pilde bir eksiklik yok. İşte zahirde bedende bir şey yok arkadaşlar. Ömür, ömür pili filme dönüşüyor. Ölüm denilen şey pilin filme dönüşmesi. Bu. Bu kadar güzeldir aslında. Filme dönüşmesi. Fakat his bırakmıyor bizi. His endişe ediyor. Ama biz biliriz ki pil kimse görmüyor değil mi pilin içini? Boşta doluyu anlamazsınız elinizde. Anlaşılmaz yani. İçindeki enerjinin kilosu, kilometresi, tipi, kilosu yok. Hacmi yok. Özgür ağırlığı da yok. Enerjinin. Ama kocaman bir filmin sebebi olmuş. İşte arkadaşlar, bir film hayatın çektikleri, çekilenler, harcanan ise pil. Ömür pile benziyor. Onun için ömrün bitmesinden korkma.
doğru film mi çekiyorsun onunla? Onda endişe et. Şimdi gelelim mevzumuza. Ömür gafletti mutlakada ve ahirete çalışmamakla zayi olup yarı ömründen sonra her gün ölüm daracı tarafına bir ayak atmak gibi. Yani ölüm eğer mayen olsaydı, Hasan dedi ki 45. O zaman 35'e kadar gafletle, daha benim 10 senem var diyecekti. 35'e kadar gaflet. 10 senem var. O zaman gayret. Ama o 10 sene artık her gün dar ağacına bir adım. Dar ağacına bir adım. Çekilir miydi? Ya. Acaba şeyden gelirken Arnavutköy'den pazar günü biz ders bitirdik gündüz. Öğleyin. İkindiye doğru geliyoruz. Motorize konvoyu yaptılar. İşlerinden bir tanesi uçmuş ve üzerine gazete seriyorlardı. Ben bizzat şeyde gördüm. Yani kanlar içinde, tamam, hastaneye bile götürmüyorlar. Gazete tam sererlerken. Peki bilseydi sabahleyin acaba o heyecan ve zevkli motora biner miydi? İkindiye doğru vefat edeceğini. Acaba ikindiye doğru vefat edeceğini bilen nasıl davranırdı? Öğlen yemeğinden lezzet alabilir mi? Öğlen yemeğinden, evet. Ama Allah gelişi çok tuhaf ettiği gibi gidişi de garip etmiş. Mesela bebeği gördüm bir videoda. 12 dakikalık bir video gösterdiler. Tabii bizim dünyamız biraz farklı. Bebeğin gelişimini gösteriyorlar. Bebek, ama ben başka anlıyorum. Bebek eline bakıyor. Eline, koluna bakıyor, parmağına bakıyor, tutuyor. Devrilmeye çalışıyor. Mesela çocuk yaramazlık yapıyor zannediyor insan. Vuruyor, kırıyor ya. Hayır, gücünü deniyor. Ne oluyor diye. İnan bebeğin büyüme safhasını gösteren bir videoda ya bilgi veriyor. Benim anladığım şu. Bebek ruhu cesede yabancı. Cesedi tanımaya çalışıyor. Parmağına bakıyor. Oynatıyor. Ayaklarını şey yapıyor. Bunu itiyor. Şunu yapıyor. İtiyor, vuruyor. Dönmeye çalışıyor. Yani tanımaya çalışıyor olayları. En o kadar yabancı ki kendisine, garip garip bakıyor. Affedersiniz, kaçırmış, o sesten ağlamış. Korktu. Onu duydum yani. Ve diyor yani. O kadar hayata yabani ve yabancı. Şimdi diyeceğim şu, o çocuğun bu davranışlarına baktığınız zaman, hakikaten cesede yabancı. Alışmaya çalışıyor. Sonra o kadar alışıyor. O kadar bedenle hemhal oluyor ki o yabancı olan cesede ben demeye başlıyor ve benim diyoruz. Şu yanlışımıza bakın. O kadar onunla iç içe giriyoruz ki benim gömleğime ben diyor. Oysa ben diyen arkada. Benim gömleğim, geç arkaya. Benim atletim, geç arkaya. Benim bedenim, ben diyen arkada. Benim hayatım, hatta benim aklım bunu kaldırmaz ya. Benim kafam o kadar çalışmaz. Kimin? Benim. Yani benim arabam o kadar çekmez. Hatta geç arkaya. Benim ruhum. Benim ruhum kaldırmıyor ya. Ruhuma o kadar ağır geldi ki. Kimin? Benim ruhum ağır geliyor. Benim ruhum diyen ruh değil. Arkasındaki o ben olan ben. O sensin işte. Allah. Bir gün Kadıköy Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ENE sempozyumu vardı. Benlik, felsefe bir konferans vardı. Beni de çağırmışlardı. Panteistlerin bir şeyiydi. Orada benliği anlatıyordum. Tabii bizim benlik anlayışı çok farklı ya. Onlarda ben, felsefede ben, akıldır. Us. Oysa akıl, dimağın üçüncü mertebesi. Tahayyül, tasavvur, taakul. Tasdik, izan, itizan, daha dima vesaire. Bizimkisi zaten uçuk. Onlara göre hiç şey yok. Benim aklım diyen akıl değil. Onlara benim aklım diyeni akıl demiş. Oysa ustad akla alet demiş. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Kürsüde konuşuyorum. O ben olan beni anlatırken oradan tabii seyyar telefon düğmeye bastılar. Hiç unutmuyorum. Kayseri plakası gibi bir sayı geldi. 38. kanepede oturan söz istiyor. Sen müsaade etmedikçe o koltuktan konuşma hakkını olmuyor. Onaylıyorsun burada.
38. 38 baktım, hiç unutmuyorum. 38 koltuktan birisi soru istedi. Bunu sıraladım ya, benim gömleğim, benim atletim, gir içeriye, benim bedenim, benim aklım, yani benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, benim aklım bile diyen akıl değil. Tabii ilk defa diyor, geç arkaya. Orta bir sıradan insanlar değil, sokak insanları değil böyle. Hep akademisyenler, yazarlar vesaire. Müsaade ettim. Dedi ki, o zaman o kimdir dedi. Ruha bile sahiplenen şeyse, o ben olan ben kimdir dedi. 38 ama tabii biraz loş, yani böyle bir karanlık bir salon. Dedim, elini kaldırabilir mi dedim. Kim soruyor? Yani sesini aldık. Tamam ama kendisini görmedim. Benim dedi. Tut elini öyle dedim. Seyyar mikrofonu aldım. Aynı anlatıyorum size. Tak tak. Kürsüden indim. Meydandan indim. Yürüdüm. Işık bana. Işık dönüyor. Kameralar gösteriyor. Tamam, Allah Allah, adam da korktu lan. Ben ne yaptım ya, adam şimdi ne yapacak bana ya? Yani düşünün, kim o elini kaldır, indiriyor, kaldırıyor. Bekle orada geliyorum. Bekle orada geliyorum gibi. Herkes baklıyor, tamam. O zaman ben, o kimdir dedi, o zaman ben kimim dedi. Kim söylüyor dedim. Elini kaldırsın, kaldırdım. Öyle tut dedim. İndim, aldım mikrofon, seyyar elimde, gittim. Sen misin? Evet benim dedi. Ben de dedim, 50 seneden beri onu arıyor. Daha bulamadım. Onu demeye indim. O kadar merak ediyorum ki dedim onu. Onu bile sana oradan cevap vermeyi israf saydım. O kadar ciddi alıyorum ki kendimi aramaya. Sana ta burada cevap vermek istedim. Biz kendimize yabancı ve yabani kaldık. Hep dışarıda yaşadık. Kendimize seyahat etmedik. Hep hariçte yaşadık. Ne derler diye giydik. Ne derler diye araba aldık. Ne derler diye üniversiteye gittik. Hep ne derler diye hayatı tanzim ettik. Oysa ben ne istiyorum? Ben nasıl mutlu olurum? Ben kimim? Burada ne işim var? Merak etmedik yani. Özlüyor insan kendisini. İnsan kendisini özlüyor. Acaba ben kimim? Beni bulan bana haber versin. Evet. Öyle bir dersimiz var bizim sitede. Ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin. Bak, ben kayboldum. Beni bulan bana haber ver. Hikaye ve romantik veya felsefi bir söz değil. Ben cemiyetin içinde kayboldum. Paranın içinde kayboldum. Kadının içinde kayboldum. Şöhretin içinde, siyasetin içinde kayboldum. Ne derler, dedirtirler vesairenin içinde kayboldum yani. Kendimizden uzaklaştık. Onun bedeli olarak sıkıntı çekiyoruz, buhran çekiyoruz. Taşınmak zamanı geldi. Tanışmak zamanı da geldi kendinle. Tanışmak lazım, tanınmak lazım. Ünsiyet etmek lazım. Ülfet etmemek gerekiyor kendimizde. Ünsiyet etmek lazım. Kendimizden, kendimizi unuttuk. Başka şeyle meşgulüz. Bakın ne kadar unuttuk. Bir daha tanımlayacağım ve dersime devam edeceğim. Allah aşkına, böyle bir bebek, bir videosu ya, bir bebek, bebeği anlatılıyor. Ama ben başka anlıyorum tabii. Bebeği ben onun için videosunu çekmemişler. İşte etrafı merak ediyor diyor. Perdelere elini sürüyor. Ona el atıyor. Tamam mı? Şimdi ilk önce çok ilginçtir. Garip garip ellerim. Ben de onu o kadar etkilendim ki anlatırken yapıyorum yani. Eline bakıyor garip garip. Tuhaf tuhaf mimik hareketleri yapıyor. Garipsiyor. Sesleri acayip. Dönmeye çalışıyor. Dönemiyor. Dönüyor. Gülüyor. Ondan sonra deniyor gücünü. Tamam mı? Yani bu çocuğun bu hareketlerine dikkat edilirse bu nazarla birisi gelmiş tanımaya çalışıyor sistemi. Fabrikaya girmiş, cihazı, arabaya, vitese bakıyor. Mekanik midir? Tamam mı? Otomatik midir? Nasıl iner, nasıl kalkar? Yani sanki bir, inanın, sanki bir cihazı tanıyor, tanımaya çalışıyor. Eğitim alıyor. O kadar yabancı ki hayata. O kadar yabani ve yabancı. Bedeni tanımıyor.
Hayatı hiç tanımıyor. Soğuğu tanımıyor. 3,5 yaşından sonra sokağa çıkaran bir, çıkarmışlar çocuğu, bir Çinli. Hiç çıkarmamış. İlk defa çocuğu baskın yapılıyor, dışarıya çıkartılıyor. İlk defa kız çocuğu 3,5 yaşında yağmur görüyor. Yağmuru görünce çocuğun o sıçrayıp ağlamasını hayretle izledi. Olay o kadar yabani ve yabancı. Şimdi bakın ne kadar yabancı kalmışız kendimize. Yani o kadar parmağımıza yabancıyız. Şimdi gayet değil. Şimdi benim zannim. Yani bu sistem tanıdıkça kullanmayı öğrendik. Tanıdıkça kullanmayı öğrendik. O kadar bununla hemhal olduk ki buna ben demişiz. Oysa benim gömleğim. Tanışma zamanı artık. Eceldeki dar ağacı tarafına mesela ömür belli 45 diyelim. Aslında bugün dersin konusunu yaptık. 45 diyelim ben diyor vefat edeceğim. 35'e kadar ne yapar? Gafletle geçer. Son yarısı adım adım dar ağacına doğru. Her gün ölüm dar ağacı tarafına bir ayak atmak gibi dehşetli bir korku alıp eceldeki musibet 100 derece ciğerdeleşmesi sırrıyla. Korku aklidir, unutmayın. Haf kalbidir. Haf da korku da vardır ama haf korku değildir. Yani tercüme ettiğimiz zaman lugatta mesela salat namaz diye demişiz. Hayır. Salat hayatın bütünüdür. Namaz, salat bir tanedir. Ve farzı üçtür. 46. sayfa sözlerde anlatır. Hayatın tümüdür. Ama onun içerisinde 5 vakit namaz vardır. Arapçada ama namaza şey salatın bir manası da salatın bir manası namazdır ama namaz tamamı değil. Mesela Kur'an'da sadaka geçer. Onun içinde bir tanesi de zekattır. Ama ona indirgersen bütün bu dersen olmuyor işte. Yani şunu demek istiyorum. Korku aklidir. Haf kalbidir. İnsan korktuğundan kaçar. Haf ettiğine karşı sever. Mesela bir yaşındaki çocuğun diyor. Senin en tatlı halin nedir diye sorulduğu zaman çocuğa lisan haliyle der ki şefkatli validemden bir tokat dedikten sonra tekrar şefkatli validemin sinesine koşmaktır. Çocuk babası vurur kaçar. Ablası abisi şu bursu vurur kaçar. Ama annesi vurur ona gider. Bir yaşındaki çocuğun en tatlı hali şefkatli validesinden yediği tokattan sonra tekrar sinesine gitmektir. Bu korku değildir der. Haftır diyor. Büyük zatlar da şöyle der. Hafullah'ta lezzet vardır. Ama korkuda lezzet yoktur. Mevlana der ki ifratı korku, korkunun ifratı ruhu çökertir. İfratı haf muhabbete dönüşür. Ama nedense işte biz kürsüye çıktığımız zaman kürsüye çıkan insanım. Sporda konuşan insan değilim. Oraya çıkan insan olarak söylüyorum. Maalesef kürsüye çıktığımız zaman Allah'ı ve dini sanki cumhuriyet savcısı gibi veya bir hapishane gardiyanı gibi gösteriyoruz. Namaz diyeceksek korkutuyoruz. Tehdit ediyoruz cehennemle. Allah ile tehdit ediyoruz. Dolayısıyla o kadar benliğimize ve beynimize kazınmış ki bu korku hepinize soruyorum. Vicdanen cevap versin. Allah deyince, din deyince korku mu geliyor, sevgi mi geliyor? Korku geliyor. Ne zaman abi? İnsanı böyle tanımadan önce mi, tanıdıktan sonra mı? Ya. Yani böyle toplumun umiyetine baktığımız zaman Allah hep korkulan bir makam. Allah keser, Allah çarpar, Allah yamultur, Allah bilmem ne yapar. Ne Allah sever ya. Allah hakikaten sever ya. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Allah suçlara ceza verseydi bugün burada hanginiz olacaktınız? Şimdiye kadar suç yok mu bizim? Her suça bir tokat vursa ben olmayacaktım ki burada. Demek ki eceldeki musibet 100 derece ziyadeleşmesi sırrıyla. Hani 35'e kadar yaşadın, 45, 10 her gün bir adım gidiyorsun. Yaşanır mı 10 sene? Başa gelen musibetler ve hatta dünyanın eceli olan kıyamet
perde-i gapta, gaybda merhameten bırakılmış. Ecel böyle. Rızk ise hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi ve şükür ve hamdin en zengin bir menbaı ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cemiyetli bir madeni olmasından. Rızka bak. Mektubattakini de okuyayım Abdullah. Bak ne diyor? Rızkı tanımlıyor. Rızk hayattan sonra, Allah hayatta hayatı verdi. Hayattan sonra rızk nimetlerin en büyük bir hazinesi. Yani rızka koşma namı altında hayat tanzim edilmiş. Memurluk çıkmış, siyaset çıkmış. Din çıkmış abi. Din çıkmış. Din çıkmış. Rızkı kaldır din yok. Abi. Din olmaz. Rızkı kaldır din yok. Rızk endişesi yok, hayvanlarda dini yok. Ya mesela şeyde de öyle diyor değil mi mektubatta? Allah Allah. Ne kadar cazip bir zemberek haline getirilmiş. Yani rızk. Diyor ki demek kainat içinde en acip, bak rızkı anlatıyor. Kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi. Bedi demek? He? Hayır. En bedi. Bedi, he? Garip yani doğuşu garip, çıkışı garip. Mesela odun parçalarından rızkın akması. Mesela ilham, vahiy, sunua, tulua, tışa, kalbe doğmalar, onlar da rızık. Yani doğuşu, varlığı umulmadık bir şekilde olması. Hakikat rızıktadır. Bir de okuyayım. Demek kainatta en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi, hakikat rızıktadır. Rızık. Rızık peşinde koşmak hayatı aktifleşmiş. Allah şöyle yapabilirdi. Atmosferde havanın %21'i oksijen. %76'sı azottur. Gramını almayız. Azotun zehirlenir insan. Allah bu oksijen gibi %21, %10'da karbon gibi yani doyurucu bir şey olsa, yani havayı teneffüs ettiğin zaman azotun gramını alsak diyelim, doyarsın. Hücre doyar. Ve çalışma durur. Çalışmayı durdurun, sanayi olur. İhtiyaç hiçbir şey olmuyor ki. Çek yok, senet yok, dolandırmak hiçbir şey yok. Haram yok, helal yok, hiçbir şey yok. Hayat durur. O zaman demek kainattaki en bedi hakikat, en acip hakikat, en zengin hakikat, en garip hakikat, en şirin hakikat, en kapsayıcı hakikat, en garip gelişi, belli değil, pat diye çıkışı, rızık. Ama bitkiden hayvana mı rızkı var? Şimdi rızık deyince rızık umum mu? Tabii tabii, umum ya hepsi. Bunların pek olmadığı halde ama onların bir şekilde rızkı veriliyor ve ihtiyaçları gideriliyor. Hayvanların mı? Hayvan olursa koşturuyor işte. Yani rızk olacak koşturuyor ama insanlardaki rızkın farklılığı var. Bak çünkü maddi ve manevi insandaki rızık ve hayvanlarda gelecek olmadığı için, gelecek endişesi olmadığından hazıra muptela ve hazırda bir ayrılış içinde. Kurt oraya gider, buraya gider, o kadar yani. İnsan öyle mi yani? Mesela ta Merkür'de, Jüpiter'de şey arıyor. Medet arıyor, rızık arıyor. Hocam rızık varlığın devamını sağlıyor. Evet. Varlığın devamını o besleyicinin dışında hayatı aktif ediyor. Hayatı mesela donukluktan çıkartıyor. Ya kapsayıcılığı çok geniş. Mesela şöyle diyor. ...24. sözdeydi. Mesela iman vermiş. Onun rızkı da acayip. Alemi gaybı içine almış.
hayatı vermiş. Öteleri de içine almış. Dün akşamki dersti ya. Şu anda 748 mi daha bir şey? Ha işte. Allah. Onların en menbaı. En büyük bir nimet. En büyük bir nimettir diyor. Yani evet. Allah rızkı veren de kendisi bizim için bir rızık gibi. Değil mi abi? Evet. Yani en büyük veren... rızık mesela o da bir rızık. Nimet. Nimet diyor. Yani rızıkın içinde bir nimet. Kim? Allah'ın varlığı. Manevi rızık zaten. Evet. Bizim varlığımızın asıl devamını sağlayan o. O. Bak zaten öyle diyor. 758 bak. Diyor ki nur-u iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı, insanın aleminde Allah'ın varlığı, Allah nedir? Herkes kendisine sorsun. Zaten Allah benim için nedir? Dediği nur-u iman ile bilinir. Evet. Yani ancak bilinir. Yani nur-u iman yoksa o bilinmiyor. Yani. Bilinmiyor. Var ama bilinmiyor. O kişi. Bilinmeyince bak ne oluyor? Mesela herkes kendisi için sorsun. Allah benim için ne ifade ediyor? Hayatımın içine ne kadar girmiş? Bir şey yaparken, planlarken Allah ne kadar devrede? O kadar senin için Allah nimettir. Diyor ki, nuru iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envanı, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarını havi bir menba, bir kaynaktır. Binaenaleyh zerrat alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur. Çünkü binaenaleyh zerrat alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur. En büyük nimet imandır. Sorun kendinize, imanınızdan daha değerli neyiniz var? İman mesela, imanın karşılığı ne olabilir? Haşa, sakın demeyesiniz cennettir. Hayat olunca iman. Yani imanın karşılığı ancak Allah'tır. Allah'tır. Başka olamaz. Başkasının hakkı kalıyor. Çünkü irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunu kalbine koyduğu bir nursa geri döndür. İman nurunun karşılığı ancak Allah'tır. Çünkü cennet insana hizmet sunulan yerdir. Cennet insandan basittir. İnsan hizmet alandır. Bu binanın içindeyiz ama binadan kıymetliyiz. Burası insanla değer alır. Burası insana hizmet sunulan yerdir. Hizmeti insan alıyor. Burası sunuluyor. Cennet insana hizmet sunulan yerdir. O zaman imanın karşılığı olamaz. İman Allah diyor zaten. İmanın yani kelimesi, yani kavram olarak karşılığı Allah iman değil mi zaten? Evet. Allah'ın iman da avami oluyor tabii. O iman deyince Allah'a iman. Allah'ı onaylamaktan Allah'ın verdiği bir cevap var. Mesela güneş dışarıda var. Mesela haşa güneşe şemsizeli diyelim. Güneş vurdu. Perden kapalı. Işık vuruyor, girmiyor. Perdeyi açınca açmanı onaylıyor. Giriyor içeriye. Yani Allah'ın hidayeti, güneş Allah'a misal, şualar hidayettir. Gelen hidayeti onaylarsan sende iman olur. Neden açılması cüz iradenin sarfı. Evet. Burayı anladık mı? Allah canibindeki insanlara karşı teveccühün hidayet. Hidayet. Hidayet budur. Allah'ın kula karşı durumu. Kul onu onaylaması kadar, onaylaması nispetine kadar iman olur. Kulun onaylaması. Evet. Şimdi gelelim. Rızk tekrar alıyorum. Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Yeryüzünde her şey nimet olarak bakabilir miyiz birincisi? İkincisi şeytanın yaratılması da nimet midir? Çok güzel. Antika. Böyle bir soru var. 31. sayfa şualarda şöyle diyor. Yeryüzündeki her şey nimet yani... Sözünüzü kestim çünkü mesela üstad diyor ya. Allah'ı bulan, Allah'ı bilen zindanda dahi olsa saraydadır. Yani... Hazreti Ebu Bekir Hazretleri gibi, işte Bediüzzaman Hazretleri gibi ben Müslümanlar için cehenneme girmeye razıyım diyor. Bunu neye göre söylüyorum? Allah'ı bulmuş zaten. Başka bir şey istemiyor. O zaman cehennem de nimet. Çok o zaman güzel. Şeytanın yaratılması da nimet. O zaman musibetler de nimet çünkü Allah'a yaklaştırıyor. Allah'tan geliyor. Bunu işte bu şekilde
yorumladığın zaman, mesela diyelim ki şeytanı nimet olduğunu veya nimet demeyelim, varlığın ciddi bir hakikatıdır. Evet. Neticesi hakikati nimettir. Evet. Ama bize bakan yönü, mesela diyelim ki şeytanı kaldırın. Bize var olabilecek o potansiyel bir kuvvetteki çekirdek, yani çekirdek ağaç olacak. Çekirdeğe bir kuvvet deniliyor, ağaca bir fiil. Şimdi çekirdektekilerin ağaç olması ne kadar mühim, ne kadar kıymetli? Peki ağaç olmasa bu ağaçtan fayda, elde edilen fayda yok edilmiş olur. Çekirdeğe haskı. İşte şeytanın vücudu bunu aktiflemekte kullanılıyor. Şeytan ortadan kalkarsa hayat donuk olur. Netice itibariyle büyük nimettir. Yani şu ne kabiliyetlerin inkişafı için etmesinden dolayı. Evet. Yoksa hata edici olmasaydınız sizi yok ederdim. Hata edenleri kul evet. Yaratırdım. Buna bakıyorsun. Tabii yani fıtrat şu. İnsan cirmi ve cismi küçük ama bütün alem onda dürülmüştür. İşaretciz de geçiyor. İmam Ali'den şey yapılıyor. Peki bu bil kuvve olan, insandaki bil kuvve deniliyor. Çekirdeğe bil kuvve, ağaca bil fiil. Yani bu şeceri hilkat, Allah'ın dışındaki bütün alemler. Kabu kavsen, arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, efendim, alem-i sal, amel-i erva, 18 bin alemin hulasası insan. Bu insandaki bil kuvve, bu çekirdek hakikati nasıl aktif olacak? Nasıl ortaya çıkacak? Diyelim ki çekirdeği çok seviyorum abi, koydun cebine. Çekirdek kalır. Ama toprağa atarsan yağmur kafasına inecek, toprak sıkıştıracak, efendim güneş ta içine girecek, böcek delemeye çalışacak, taşlar kayalıklarda sıkışacak, çekirdeği diyecek ki yeter artık ya sizden bıktım diyecek. İçindeki hakikat onun dışında bir şeye, aleme ne şu ne mab olacak. O zaman bu değerli zatlar için Allah'ın katında, Resulullah'ın katında değerli zatlar için, yani bunların hayatlarına baktığımızda hep musibetler var. Çok yoğun musibetler var. O zaman bunlar onların o çekirdeğini ağaca dönüştürmek, tabii dönüştürmek. Çekirdeğin toprağın üzerine çok attık ya. Rahmet yani. Rahmet. Toprağın üzerindeki çekirdeğin üzerindeki toprak, taş toprak gibi içini dışarı ediyor. Ama buraya, burası için bakarsan böyle izah olmaz. İtiraz eder. Ya ne diyorlar bunlar ya? Bir araya toplamışlar, bak ne konuşuyorlar. Tabii burası, buraya, burası için bakarsan izah edilemez. Zaten dünyaya, dünya için bakılırsa ecel de izah edilemez. Ölüm de, ihtiyarlık da, kanser de izah edilemiyor. Şimdi rızkı bir de okuyayım. Rızk ise hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi. Bir, şükür ve hamdin en zengin bir menbaı. Şükür ve hamdin en zengin bir menbaı. Ubudiyet ve dua ve ricaların en cemiyetli bir madeni olmasından. Yani rızk meselesi kaldırırsan kim dua edecek? Kim rica edecek? Şükürle hamd ayrı şeylerdir. Elhamdülillah'taki hamd amdır umumidir. Şükür ise musibetlerden sonra söylenilen bir şeydir. Şualarda öyle geçiyor. Farklıdır. Külli şükür cüzidir yani. Mesela diyelim ki namaz hususidir. Salat hayatın kendisidir. Neye benziyor? Onu da bazı şey yapacak, hemen onu kısa şey yapayım. Çocuk dünyaya geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okuyoruz. Sağ kulağına. Sol kulağına da kamet getiriyoruz. Biz biliyoruz ki ezan ve kamet namaz içindir. Namaz yok. Ne çocuk namaz kılıyor ne de onun yakını namaz kılıyor. Ezan okuyor. Ezan okuyan da kılmıyor. Sonra musallada duruyor. Allah için namaza, Peygamber aleyhissalatü vesselama salavata, meyit için duaya diye niyet ettiriyorum. Ben kıldırırken öyle zaten. Peki, burada gene öğlen kılmıyor. Kendisi de kılmıyor. Peki, ezan ve kamet getirildi, namaz içindi. Namaz yok. Ha, demek ki doğdu, öldü, salattır. Hayatı komple namaz. Hayatı salat. Onun salatı o. Ha, günde 5 vakit muayyen namaz. Günde 5 vakit namazdır. Hayatın tümü salattır. Bu es-salati imad-i dindeki salat, o salat... Bunun gibi.
Yani tabii o dini kaybeden bu düşünce. Bir rızık bir de okuyayım. Hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi, şükür ve hamdin en zengin bir menbaı ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cemiyetli madeni olmasından sureti zahirede müphem ve tesadüfe bağlı gibi gösterilmiş rızık. Zahirde bakarsın tesadüf veya işte ne bileyim belli değil. Müphem. Ta her vakit Rezak-ı Kerim'in dergâhına iltica ve rica ve yalvarmak ve hamd ve şükür şefaatiyle rızk istemek kapısı kapanmasın. Fişi takıp alsaydık istemeye gerek kalmadı. Yok. Ama zaten çoğu duaları kesiyoruz ya. Tarlayı ektik. Polatlı'nın yüz binlerce dönüm ovasını ektik. Ya Rabbi yağmur ver. Ya Rabbi rüzgar ver. Ya Rabbi güneş ver. Bazı seneler oluyor ki sürekli hava kapalı. Güneş olmadı mı hastalık oluyor. Bitkilerde olmuyor. Mesela soğan olmuyor gibi. Yani bir şey yok. Münacat yok. Allah ile aradaki münasebet olmazdı. Çok garip olurdu. Çok zayıf olurdu. O kadar acayip bir şey ki ta Adem Aleyhisselam bile etkilemiş bu beka. Yani rızık bir de bekaya sebeptir ya. Azayla Aleyhisselam, şey Azayl diyorum, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, cennette iken cennette olduğunu bilmiyordu. Niçin? Nereden biliyoruz? Çünkü cenneti orada bir yerde olduğunu biliyor. Ama cenneti bizim bildiğimiz gibi dünyaya da gelip semavi kitaplarla bildiğimiz gibi cennet bekadır, bakidir, ölüm yoktur orada. Biliyoruz ya. Adem Aleyhisselam böyle bilseydi şeytan onu aldatamayacaktı. Çünkü bunu yersen beka bulacaksın, ölüm olmayacak dedi. İlk defa hayatta yalan olduğu için inandı. Çünkü yalan yoktu ki. İlk defa yalan orada oldu. Şimdi Adem Aleyhisselam beka bulacağım diye, ölmeyeceğim diye onu yedi. Ama cennette olduğunu bilseydi onu yemezdi. Zaten orada yok diyecekti. İşte rızk aynı zamanda düşünce boyutumuza kıblesi oluyor. Yani hayatı yorumlamak ayrı. Mesela cennette de ciddi bir vaat edilen bir konudur. Yeme içme noktasında şeydir. Bir de aklı aktif ederken nereye göre aktif edeceksin? Yani zengin olayım, şey yapayım, servetim olsun, arabam olsun falan. Hep düşünceler rızk aktif etmiş. Rızkı kaldırırsan düşünce çöker. Musibetlerde rızk vardır. Musibetler herkese değil. Mesela diyelim ki Firavun'a musibet geldi. Yani kişiden kişiye değişiyor. Onu mesela diyor ki üstad, dertler bana derman imiş. Dertler bana derman imiş. Çünkü dertler denilen şey, hani diyoruz ya, abi üst üste geldi her şey. Tamam işte üst üste geldi, merdiven gibi bas çık işte. Ama her şey alt alta gelse aşağı ineceksin. Merdiveni aşağıya doğru götürdü. Yani dünyayı dünya cihetiyle değerlendirirsen her şey beladır. Hayat da öyle. Geldik ama ölüm adayız. Bak bakalım hayata. Gençlik vermiş, takmış arkasına ihtiyarlık. İhtiyarlık vermiş, arkasına takmış ölüm. Baklava vermiş, arkasına takmış tuvalet. Bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tokat vuruyor. Hemen zıttına inkılap ediyor. Şimdi dünyayı dünya cihetiyle bakarsan hakikaten değmiyor. Bir gülüyorsun, hadi sen mutlu olacaksın ama arkadaşlar bu toplumda kendi başına mutlu olamazsın. Mesela değil, ailende kızının dişi ağrıyor, hanımın dişi ağrıyor, oğlanın çiçeği. Sen rahat yatabilir misin? Huzurlu olabilir misin? Demek ki bizim mutlu ve huzurlu olabilmemiz kendi başımıza olmadığımızdan, sosyal olduğumuzdan bütünlüğün mutluluğuyla mümkündür. Ancak dağdaki çakal gibi olabilirsin yani sen. Orada veya hayvan bir tanesi kesiliyor, tek sokluyor. Ama biz öyle değiliz. Akıl cihetiyle, dolayısıyla insan bu dünyada rahatı ancak dünyayı ahirette yorumlaması, izah etmesiyle mümkündür. Peki kanseri neyle izah edeceksin? İhtiyarlığı neyle izah edeceksin? Yalnız
hatırlatmadır. Aynı zamanda değil mi? Yani. Mesela şey vardı, bir tane tekstil fabrikası vardı zaten. Çok büyük. Birkaç tane fabrikası olduğunu. Bir tanışmıştık bir seminerde. Yani şeyde tanışmıştık. Neyse. Şey vermeyeyim. Tanışmıştık. Sonra dostumuz ilerledi. Bizi siteden biraz biliyordu psikolojiyinde. Dedim ki derslere gel. Çok davet ettim. 5-6 dostumuz ilerledi. Zamanım yok dedi. Her böyle davet edilişe zamanım yok dedi. Kendisini bulunduğu yöre yakın dershane buldum. Zamanım yok dedi. Bir gün sabah 10 küsürde beni arıyor sabah. Ondan sonra pek telefonlara pek çıkmam ama çıktım. Ondan sonra hocam beni tanıdın mı dedi ama pil bitmek üzere. Yok tanımadım dedim. Ben falanca dedi. Ondan sonra buyurun dedi. Dedim. Dedi ki hocam dedi beni çok derslere davet ettin. Gelmedim. Yeriniz neresi dedi. Dedim ki attım kafadan. Yoksa kanser mi oldun? 6 ay, 7 ay ben seni davet edeyim hiç gelmedin. Kanser olduğunu mu anladın veya kalp krizi ne var ki dedim. Sabah sabah bana derslerini soruyorsun. Aynen öyle dedi. Şimdi bak bir şey anlatacağım. Burayı değil. Anla. Dedim ki bana bir anlatsana şey yaptım. Ben dedim çıkıyorum derse gidiyorum. Şeyler arası onun için 11'de çıkacağım. Gelme dedim. Dedim ki nasıl oldu bu? Ensesin arka tarafı şuralar kaşınıyormuş. Kale almamış. Senin de kaşınırdı bizim. Yer yer kaşıma ciddiye aldı. Biraz da fazla kaşındı. Derken gitmemiş doktora. Sonra biraz daha kaşındıkça şişmiş, kızarmış. Anladınmış mı? Gidelim. Yanıldım diyenler. Bir gidiyorlar ki ateş bacayı almış. Sarmış. Şimdi yorumla bakalım hayatı nasıl izah edeceksin? Ölüm bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Şimdi zamanı var. Şimdi zamanı var. Fabrikaların zamanı yoktu. Şimdi arkadaşlar bir şey anlatmak için söylüyorum. Böyle yatıyor. Aklı kanser değil ki, vücudu kanser. Her an ölüme böyle bakan ve Azrail'in şuradan mı şuradan nereden geleceğini yolunu gözleyen bir insana hangi servet, hangi makam insanı şu önündeki beklediği sıkıntıyı kaldırabilir. Öleceğim ama önemli değil, aşağıda Mercedes var. Öyle. Öleceğim ama kasa masa iyi. Kasa, para, masa, makam. Mümkün mü? Bu elimle o kadar insan yıkamışım ki. Ne insanlar? Görmüş. Bir yaşında da görmüş. Hiç böyle ağlama bile olmayan düşükleri de görmüşüm. Yüzün üzerindeki insan da görmüş. Beni de gömecekler. Yani. Şey öyle diyorum. Dün demiştim ya size. Külli şeyin halikün illa veçe var ya. Her şey ölecek en sonunda. Bitti kıyamet vesaire. Her şey bittikten sonra Allah bütün varlığı, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Arş, Gürş, Arş-ı Azam, her şeyi kısa bir zamanda kudretten ilime, yani öldürecek, diriltecek. Ölecek yani. Her şey Allah'ın dışında ölecek diyor 15. metnin sonunda. Şimdi ne diyeceğim biliyor musunuz size bak. Diyorum ki elim hani duamda diyor. Ezberlediğim için söylüyorum. Ey Azrail aleyhisselam. Sen beni öldüreceksin. Beni nasıl öldüreceksin biliyor musun? Ona diyorum. Duyuyor çünkü. Şu anda da duyuyor. Nasıl sen de öleceksin. Nasıl ölmek istiyorsan beni öyle öldür. Amin. Azrail aleyhisselam herkes öldürmüyor mu? O da ölecek. Kabzeden Azrail aleyhisselam mı? Evet. Şey yani... Perdedir. O bir perdedir yani. Ha, şimdi o tarafa geçtik mi bir şey tabii değişik tabii. Şimdi Azrail aleyhisselamla bizim aramızda kanser manser koymuş. Oralara Arif'im gitmek istemiyorum Arif abi. Tamam şimdi biraz değişir de. Peki madem bizi oraya biraz yaptın, tetikliyorsun. Azrail aleyhisselamla aramızda onu hani itiraz et, şey yapmış ya. Ya Rabbim şimdi ben bunların canını alırsam kullarının. Hep böyle bana hakaret edecekler, düşman olacaklar. Yani o kadar merhametli ki.
Yani öyle tamam ya Rabbi bana bu can almaya vazifesini verdin, iyi ki verdin falan. Fiyakası artmıyor. Üzüldü yani, tamam mı? Yani ben bunların canını alırsam herhalde bana iyi bakmazlar ya. Kim bakar ya? Ya Rab diyor senin kulların bana küsecekler. Merak etme diyor. O ara seninle onun arasına hastalıkları, musibetleri, kanser, dertleri koyacağım. Seni hiç bile hatırlamayacaktım. Kanserle gitti. Trafik kazasıyla gitti. Tansiyon vardı canım. Ondan sonra çok yaşlıydı. Çok yaşlıydı. İlk önce soruyoruz. Esselatu ve selamu aleyk. Kaç yaşındayım? 60. O var daha bize. Neyle gitti? Tansiyon. Öyle bir şey yok. Yattı. Peki. Azel aleyhisselam ma perde şunlar. Azel aleyhisselam da Allah'a perde. Aslında alan Allah'tır. Size bir müjde şöyle diyeyim. Müjde değil de tam hatırlatıyorum. İşin başında Allah mı var neticede? Bu Allah'ın sistemi, çalışan yazılım, Windows çalışıyor. Neticede Allah mı var? İşin başında Allah mı var? İşin başında olan Allah'tan korkmayın. İşin başında Allah varsa korkma. Hani derler ya bir yer, fabrika, bir ev karıştı, bir toz duman oldu bir yer. Dersin ne oluyor falan? Vallahi birbirine girdin. O kimse yok mu orada? Falanca işin başında. Ha tamam korkma. İşin başındaysa onu düzeltir. Hani güven olur ya. Ha, şimdi bu ölümün arkasında Azrail var. Hani kanserin de arkasında Azrail var. Onun arkasında da Allah mı var? Bunlar diğerleri perde mi? Sona gel. Demek ki işin başında Allah var. Allah varsa korkma. Siz yaptıktan da korkalım. O kadar. Ta her vakit Rezak-ı Kerim'in dergahına iltica ve rica ve yalvarmak ve hamd ve şükür şefaatiyle rızk istemek kapısı kapanmasın. Yoksa muayyen olsaydı mahiyeti bütün değişecekti. Şakirane, minnettarane, ricalar, dualar belki mütezelzil ane ubudiyet kapısı kapanırdı. Mütezelzil yani zelil bir hal yani ya Rabbi, ya Rabbi. Böyle bir şey olmazdı. Ecel ve rızk muayyen olsaydı insanlık hayatı fok balığı gibi de değil. Tamamen sönerdi. Yani şöyle bir misalla kapatayım. Bugün misal vermiştim ya. 10 metreye 10 metre havuz kabul edin burayı. Yarım metre su koyun. 20 santim veya 10 santim 10 santim kare bir plastikleri düşünün. Yerleştirin. Hiç boşluk kalmasın. Su da batmıyor. Plastik. Ama karedir. Ama hepsinin rengi farklı ve ışık veriyor. Lambalı. Işığı söndürün diyelim. Havuzda hiçbir boş yer yok. Doldurduk. Altı su. Ama gözükmüyor. Işığı söndürdük. Ne yaptı? Tavanda hepsi sabit olurdu değil mi? Aşağıda ne varsa yukarıda o. Yukarıda vardı. Biz burayı görüyoruz. Biz bir burayla muhatabız. Sonsuza dek orada durun. Değişen olmaz. Orada sabit olur her şey. Değil mi? Şimdi diyorum ki oradan 10 tane al. 10 tane parça al. Oradan da 10 tane. 10 tane, 5 tane, 7 tane, 20 tane. Parça aldık mı? Bu havuzda bir boşluk meydana geldi mi? Şimdi suyu aşağıdan hareketlendir. O oraya gider, oraya gider. Bak bakayım resim aynı mı orada? Değişti değil mi? İşte dünya orası. Hakikat bunlar. O da ara boşlukları ne? Adem, şeytan. İki doğrunun, iki hakikatin arasındaki boşluk Adem'dir. Adem yani şeytan bizdeki yanı. Şeytan arkası Adem alemleri hesabına çalışan şeytan Adem. O ara boşluğu olmasa, şeytan olmasa hayat donuk olur. Esma'nın mertebeleri gözükmez. Gözükmez. Mesela bu oraya gitti, o parça çalkaladıkça suyu, o parça oraya gider falan. Hepsi de farklı renkli ya parçalar. Hepsi Allah Allah manzaralar değişecek yani. Devam sonsuza dek değişecek. İşte hayattaki olumsuzluklar, musibet, dertler dediğim şey hayatın içerisindeki ara boşluklarıdır. Ne yapar? Hayatın kıymetini bize gösteriyor. Zaten şey dedi hocam yani Peygamber Efendimiz'in gelmesi için müşriklerin iyicene karanlığın dibine girmesi lazım. Gibi. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi için Deccal'in Süfyan çıkması lazımdı. Yani evet. Bu şerler hep rahmete çevrilmiş. Rahmete. Yani onun zemini oluyor. O yoksa o zeminde... Onlar gelmesi onlara ihtiyaç yok. Hiç yok ki zaten şey duymayız.
Mesela sıcak döşeğinde oturan bir adama ekmek o kadar mühim değil. Ama aç ve musibete düçar olan bir insana o kuru ekmek veya iftar vaktinde kuru ekmek nedir? Daha acayip bilinir. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Tümâ selavat.